Sevgili dostlar, Aceriz Halei. Tuhaf bir lisan değil mi şu Gürcü lisanı? Efendim Çoruhi Nehri'nin bir parçası Türkiye'de doğuyor. Burada denize dökülüyor. Bu Aceriz Halei de onun bir kolu. İlkbaharda çok yükseliyormuş. Şimdi çok yüksek değil. Efendim biraz düşmüş. Efendim ileride birkaç baraj manjaya yapıyorlar. Efendim burası dediğimiz gibi Batumi. Çok değişik bir ülke. Bizim Lazistan'a benziyor biraz tabii ki. Aynı coğrafya, aynı ağaçlar, aynı iklim, aynı insan değil. İnsanlar değişik. Bize benzemiyorlar. Ama bir medeniyet seziyorsunuz burada. Yani bir şey olmuş buralarda. Yani boş insanlar değil. Ama anlattığım benim tahminim 22 bin sene önce. Tahminim. Ama niye tahmin ettiğimi biliyorum. Şimdi bu river'ı, bu nehri geçeceğiz. Bu river'ı bakar mısın Türkçe'ye? Bu nehri geçeceğiz. Karşıya çok enteresan bir köye gidiyoruz. Size bir köy gösterelim. Batum'da, Gürcistan'da. Gelin bakalım. Pap! Yukarıda yazıyormuş eski, buranın alfabesi müthiş bir alfabe. Bu köprü köyümüzün gururudur. Gurur kaynağıdır yazıyor imiş. Yapılışı 1970. Şimdi gideceğimiz köyün köprüsü. Çok hoş bir köprü gördüğünüz gibi. Galiba otomobil de geçiyor, traktör geçiyor, lastik izlerini görüyorum. Evet, sağlam bir köprüde yürüyoruz inşallah. Sevgili dostlar, anneciğim, anneciğim. Kim, bakayım durumumuza. Şöyle bir bakarsanız, böyle bir tabiata bakıyoruz. Müthiş. Bu kadar yeşillik, bu kadar rengarenk yeşiller cümbüş. Bakar mısınız? Çok enteresan bir lisan. Gürcü lisanı. Eski. Alfabe böyle 3000 senelik falan. Hiçbir şeye de benzemiyor. Lisanın kökü de bir kökü de bir şeye benzemiyor. Biraz Ermenice'ye andırıyor. Yani birkaç kelime var. Ve yani müzikalite olarak da benzetiyorum. Ve çok şeyli bir lisan. Böyle ağdalı bir lisan. Mesela şerefe derken efendim diyormuşum ki arkadaşlık köprüye benzer. Dar olursa daha sağlam hissedersin. Daha konsantre. Yanında parmaklıklar varsa oradan tutarsın. Ama geniş bir köprü, yanında parmaklık yoksa kendini boşlukta hissedersin, iyi hissetmezsin. Köprüden tutarak yürümek istersin. Arkadaşlık da köprü gibidir falan diyormuş şerefe derken. Tek bir kelime değil mi şerefe yani? Köprüye benzetiyormuş arkadaşlığı falan. Bir şeyler varmış. Bayağı dizili kelimeler varmış. Arkadaşlık köprü. Birbirine bağlayan. İki yakayı. Eline tuttuğun. Sağlam. Köklü, eski. Dürüst. Mert. Hoş değil mi? Hadi gidiyoruz. Hay. Çok güzel. Köye doğru yürürken, aha, erik. Erik yiyek. Daldan da, yani meyve koparmanın keyfi hiçbir yerde yoktur. Daldan meyve yemek. Hastasıyım. Ve çekirdeğin yere atmak. Tabiata geri. Çok değişik değil mi? Bütün mezarlıklar, köyün mezarlığı.
Herkesin fotoğrafı var. Çok güzel yapmışlar mermer üzerine. 1944, 2014 ölmüş yazık. Genç ölmüş bu adam. Bazılarında heykelleri var ama fotoğraflar çok şık. O da güzel bir fikir aslında bana sorarsan. Unutmuyorsunuz yüzünü, eşkalini. Bak hepsinde fotoğrafları var. Orada karı koca var bir tane fotoğraflı yan yana müthiş. Ve bir tane Müslüman aile, Demircioğlu ailesi. Recep Demircioğlu. Sakine Demircioğlu yazık. Allah rahmet eylesin. Orada besmele var üzerinde. Resimleri yok. Bir de yıldız var. Çok hoş. Demek ki aralarına kabul etmişler. O da aralarına yatmış. Zaten öldükten sonra herkes birleşmesi lazım birbirine. Değil mi? Bu dünyada herhalde birleşme öldükten sonra mı oluyor? Ne oluyor? Öyle kadar birleşemeyecek miyiz? Hep düşman mı olacağız birbirimize? Anlayamadım bir türlü. Bunlar da sarı erikler. Karnımızı doyurduk bu şekilde. Ne güzel bir şey. Ağaçtan erik yemeyeli herhalde yıllar oluyor. Unutuyoruz tabiatı. Manavdan erik alın, süpermarketten erik alın. Hayır, ağaçtan istiyorum. Süpermarketten almayacağım. Bakar mısın? Dünya ne güzel çiçeği, nar çiçeği. Bak bunlar da müstakbel narlar. İki tane. Bunlar nar olacaklar abileri. Bunlar büyüyecekler, nar olacaklar. Biz de bunları hapur hapur yiyeceğiz. Şu da çiçeği. Bakar mısınız renginin güzelliğine? Maşallah. Allah neler yaratıyor ya. Bakar mısınız şöyle bir renk olabilir mi ya? Müthiş. Bakın burada bir güzel bir renk. Altından da narı çıkıyor bak. Bak bak. Onlar nar olacak, biz de onları kırıp yiyeceğiz. Suyunu çıkartacağız, içeceğiz. Tabiatla yaşamak lazım galiba, her görüşte bunu anlıyorum. Et yememek lazım, et yemeyelim, hep bunları yiyelim. Böğürtlen. Benim için nefis. Bakar mısın? Biz köye gidene kadar doyacağız. Annem anlattı. Kayseri'de misafir yemeğe çağırınca bahçeye kuzumuzu yapıyorsun falan. Çok kalabalık geliyor Kayserililerde. Bütün teyze, hala, amca falan. Onlar çok yemesinler diye ilk önce erik ağaçlarına götürüyorsun. Onun adı erikleme. Erik yiyorlar ki aç karnına doyuyorlar, yemeği yemiyorlar. Onun için bir erikleme yapıyoruz şimdi kendimize. Kayserilcesi erikleme, tam Kayseri aklı. Erikleme. Fındık. Bir de burada var, fındık. Burada Lazlar varmış, dağlarda yaşıyorlarmış. Türkiye sınırında Lazlar var, Lazi diye biliyorlar burada. Onlar da fındık yiyorlar da. Tam yeni yeni oluyordu ama ben seviyorum böyle taze fındık. Fındık öldü. Nefis. Taze fındık. Kıtır kıtır. Hastasıyım. Şimdi yeni yeni buraya şimdi bakar mısınız? Bisiklet yolları yapıyorlarmış. Dağ bisikletleriyle şehirden geliyorlarmış. Bu da bisiklet yolu diyor. Şelale diyor göreceğiz. Ve ağaç 13. yüzyıldan bir köprü göreceğiz birazdan. Bir kemerli köprü. Efendime söyleyeyim. Unutmayın ki Osmanlı burada 300 sene
den fazla hükmetti buraları. Osmanlı Köprüsü ile karşılaşırsak hiç şaşırmayacağım. Evet, bu tabii köprü bir Osmanlı Köprüsü değil. Zaten yapılışından da belli. Bir Queen Tamara Köprüsü. 13. yüzyıl. Bu ufak nehir, bu büyük nehri Çorum Nehri'ne bağlayan bir dalın üzerinde kurulmuş bir köprü. Şu anda yani tabii çok az akıyor. Fakat güzel bir köprü. Kemer. Kemer deyince ben hep aklım Osmanlı geldiği için, ama bir Osmanlı kemeri değil bu. Daha eski. O 13. yüzyıl. 1200'ler. Türklerin buraya gelişi 1400'ler. 1800'lere kadar. 400 sene. Şimdi burası çok hoş bir bisiklet şeyi. Kırılmaz değil mi? Kopar mı acaba? Kopar mı? Bir bisiklet yolu ve haritası var. Orada güzel bir bisiklet park yeri var. Eğer bu kopmazsa ve sağ solunu kırmazsam devam edeceğiz filme. Evet, Batumi bisiklet yolu, bir sahilde var, bir de dağlara vuruyorsun böyle. Yokuş aşağı, burada giriyorsun. Şu anda buradayız. Mirveti köyündeyiz. Mirveti. Buradan aşağı şöyle bisikletle aşağı, yokuş aşağı gidiyorsun. Harika. Yapsak mı acaba? Yapak. Hadi köye gidiyoruz. Ev harika ya. Bu da güzel. Tepede bir kiler herhalde. Mısır falan, fındık. Burada da fare çıkmasın diye bir kapan koymuşlar. Metalden çıkamıyor. Fare geliyor. Ning, orada kalıyor. Buradan şöyle dönemiyor geriye. Gerçi bizim fareler döner galiba ama. Buranın fareleri biraz daha saftır. Las faresidir de. Maalesef şeyle geldik buraya. Şehri kılığında bilemedik böyle bir yere geleceğimizi. Milveti şelaleleri. Bakar mısın güzelliğine? Maşallah. Maşallah. Çok güzel bir şelale. Bende akarsu bende şey yaratıyor böyle. Hayvani hislerimi yaratıyor böyle. Şey oluyorum böyle. Heyecanlanıyorum. Akarsu'da heyecanlanıyorum. Bakar mısınız? Milveti şelaleleri, Milveti köyünün akarsuyu, Batum'da böyle bir tabiat harikası. Devam ediyoruz. Buradan köye uğrayacağız. Pişler yiyeceğiz. Güzel su. Bismillahirrahmanirrahim. Geçmişlerimin canına değsin. Babam, Şahap Sıcımoğlu. Annem, Şükriye Sıcımoğlu. Mustafa Kemal Atatürk. Canınıza değsin. Batum, Ayhan Sıcımoğlu.
sevgili dostlar, yemek zamanı geldi. Acıktık. Dağlardayız. Bir dağ köy evine misafiriz. Bu köy evinde yerel yemekler tadacağız. Efendim, bizim Karadeniz yemeklerine benziyor galiba. Hamsu falan var. Mısır ekmeği yiyorlar. Bir hamsu yiyorlar. Hamsu diyorlar. Burada hamsu olmayacak çünkü dağ evi ama zannediyorum epey tadık yemek olacak. Her ne kadar ben Karadeniz yemeklerini pek anlamasam da pek şeyim yok maalesef. Bir bilgim az Karadeniz yemeklerinden ama burada biraz öğreneceğiz. Komşumuz Gürcistan. Yani aynı kültür. Şimdi anlatıyordu gereken rehber kızım. Onu da ortaokulda giderken kaçırmışlar. Bizde kaçırma vardı eskiden diyor. Kocası kaçırmış. Okuldan gelirken kaçırmış kızı resmen. İstemeye istemeye. İyi mi? Neyse sonradan babası gelmişler, barış etmişler, kızı geri almışlar da okula mokula gitmiş de sonradan evlenmişler aynı kaçıran adamlar. Mecbur. Çünkü. Bazı nedenler var biliyorsunuz. Onun için mecbur evlen. İyi ki ama ben memnunum diyor kocam. İki de kızı varmış ama resmen kaçırmış ya. Demek ki burada olan bir şey bu. Şimdi biz onu değiştirmeye çalışıyoruz diyor. Ama ben memnunum diyor mesela. Onu da ekliyor. Sevgili dostlar, Batum dağlarındayız. Inga, yanında rehberim. Pichiko turizm ofisinden Batum'un bizi gezdiriyorlar sağ olsunlar. Dedik ki şey yiyelim. Yani buranın köy yemeklerine gidelim. Hani lokanta başka da bir köy yemeği yiyelim dedik. Pichiko ayarladı sağ olsun. Ne yiyeceğiz? Pichiko Türkçe biliyor. Türkiye'de oturmuş. Kaç sene oturdun Türkiye'de? 14 sene Türkiye'de. Evet. Çok iyi biliyor. Efendim, anlatın bakalım nedir bunlar? Bu nedir? Köfte Türkçesi ama. Evet, köfte diyelim aynı. Siz ne diyorsunuz? Biz buna kababi diyoruz. Katleti diyoruz, kababi. Kababi, kebap yani. Aynen. Kebap gibi, kababi. Bu nedir? O mantar ve tavuk. Mantarla tavuk. Aa, evet. Soğuk yeniyor. Acaba ne mantarı? Sarı bir mantar mı şöyle? Evet, oranj. Şantarel. Şantarel mi? Şantarel Siberius herhalde. Şimdi anlarım ben. Fransız mantarı da şantarel. Herhalde şantarelli Siberius. Herhalde. Bu çok güzel. Baharatlı. Neden başlayayım? Ha, bu ne? Bu erik suyu. Komposto diyeyim. Komposto. İstiyor musun biraz? You want some? Yes. Her tarafta erikler var. Bütün gereken yedim bayağı. Yeşil, kırmızı, efendim sarı erikler müthişti. Erik suyu, kompostosu. Şerefinize teşekkür ederim. Buraya geldiğim için çok memnun oldum. Teşekkür ederim şerefinize. Tatlı erik suyu içeceğiz. Evet, güzelmiş. Çok tatlı da değil. İyi. Erik kompostosu, güzel söyledin. Evet, hangisinden başlayayım? Patlıcandan. Buyurunuz hanımefendi siz. İlk önce please help yourself. Yeah. Cevizli patlıcan. Evet. Yapma ya. İçinde ceviz mi var? Evet, ceviz var. Bakar mısınız? Rendelenmiş ceviz. Vay. Şimdi cevizli patlıcan kızartması. İçinde ceviz varmış. Rendelenmiş ceviz. Bir de açıp bakalım. Ha, cevizi böyle demek ki yayıp sonra sarıyorlar. Herhalde. Türkiye'de yoğurtlu yeriz biz bundan. Bunda yoğurtsuz yiyorlar patlıcan kızartmasını. Bu çok güzel. Nefis, güzel, yakışmış yani. Cevizle yakışmış patlıcan kızartması. Ben de bir kebabı alayım bakayım. Bu tavuklu mantar. Bol baharatlı, sevdim ben. Hastasıyım. Bizim kuru köfte erik ve keşniz soslu. Bakalım. Bak ya. E
ekşi bir sos dengeliyor şey eti. Mısır ekmeği geldi de. Çok lezzetlidir de. Nefis. Gayet güzel. Çok güzel doyduk. Ha, bu tavuktur da. Bunun sosu yoktu. Şu mu değil? Değil mi? Böyle yeniyor. Yok. Hayır. İstiyorsanız burada genelde her şeyi bu sosla yiyorlar yani. Et oldu mu? Öyle mi? Soslu bir tavuk. Üzeri sosla yeşilli. Ama üzerine bir parça bu erik ve kişniş sosunu koyuyoruz. Açık hava insanı acıktırıyor. Son bir şey daha gelecek. Onu artık yiyemeyeceğim. Çünkü ben günde bir öğün yemek yiyen biri olarak bugün kuralları yıktık. Artık Gürcistan'a şerefine. Bakın şunu biliyorum ki havası temiz, bu kadar ormana, yemyeşil tepelere, dağlara bakar mısın? Müthiş. Burada herhalde temiz hava olacak yani. Böyle oksijen deposu. Şu kadar dağ. Maşallah. Borano diye bir şey geldi. Bizim mıhlama gibi bakın. Var ya bizde mıhlama. Karadeniz'de. Böyle uzuyor. Bu bizim mıhlama. Tereyağı ve peynir. Ne güzel değil mi? Kültür yani şeyleri ayrı ülkedeyiz. Ama aynı yemekleri yiyoruz. Bizim Dursun, bizim Dursun Laz'dır, o yüzden demiştim. Dursun, hadi al bakalım şundan da. Ha bir al bakalım. Güzel midir? Bir bak bakalım. Bizimkine benziyor mu? Dursun. Bak 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 bak. Gördün mü? Biliyor. Eşek bak 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 bak. Biliyor bu. Laz'dır. Bizdeki daha tuzsuz değil mi? Yani değişiyor bazen. Göreden göre. Bu biraz tuzlu değil mi? Aynı mı bizdeki? Ama genelde tuzlu peynirli olur. Öyle mi? Ağır olur. Ben evet biraz benim şurada bir tane daha alacağım. Mecid'de becerebilirsem. Bir şey itiraf edeyim. Bir şey itiraf edeyim. Lütfen bana Karadenizler kızmayın. Trabzon'u yemiştim iki sefer. O kadar çok beğenmedim. Şimdi daha çok beğendim. Ya havadan, suyundan, yani şu manzaradan, şu dağlardan, ortamdan yahut hakikaten biraz daha değişik. Kusura bakmayın. Buradaki biraz daha güzel. Şimdi evi artık biz de Karadenizliler televizyona kapatacak. Hiçbiri beni sevmeyecek. Bütün popülaritem bitti. Bu son cümleyle filmi kapattık. Karadeniz'de televizyon hayatım sona erdi. Yok ya. Mühim insanlık. Yemeği ne yapacaksın? Karadeniz'de mert insanlardır. Delikanlıdır. Vatanseverdir. Evet ya doyduk bayağı. Yani açık hava acıktırdı ama tereyağı mereyağı deyince böyle sağlam yemekler, yöresel yemekler, tabii yemekler. Bu tereyağı ve peynir zaten başlı başına olay. Efendim şimdi devam ediyoruz sevgili dostlar. Batum'dayız ve hastasıyız. O ağacın eriklerinin kompostosu ve haçipuli. Tavada yapılıyor. Hastasıyız. Çok hoş bir öğleden sonra geçiriyoruz. Dağ köylerinde. Bu Gürcistan hakikaten. Böyle dedik ki Inga. Allah
herkese şey dağıtıyormuş, arazi dağıtıyormuş. Bu Gürcüler biraz geç kalmışlar dağıtıma, girememişler. Sonra demiş ki, Allah demiş ki ya dağıttım demiş arazi demiş, size kalmadı demiş Tanrı. Ama ha bir tane, benim bir tane kendime özel bir yerim vardı demiş. Orada size bir ufak bir yer vereyim demiş, orası da burası işte. Kardeş gibiyiz, yemekler de aynı, kültür de aynı. Değişik olan bir tek din var. O da olmasaymış zaten aynı olurmuş ama din fark etmez. Kardeşlik kardeşliktir. Din sizin Allah'la aranızda olan bağdır. Kimseyi de meşgul etmemesi lazım. Herkesin kendi içindedir. Dışa vurulmaz, yüz gösterilmesi de ayıptır. Görüşmek üzere.